to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly. Dance me very long. Tabii ki müzikle başladık. Konu Ömür Göksel olur da müzik olmaz mı? Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, Ömür Hoca'yı bekliyorum. Ömür Bey geldiğinde canlı yayını başlatacağım. Neva'cığım hoş geldin. Eren hoş geldin. Ahmet Bey, Zekihan, Nedret Hanım hoş geldiniz hepiniz. That our kisses have outworn. Praise the tent of shelter. Herkes hoş geldi. Herkes hoş geldi. İyi ki geldiniz. Ömür Göksel'i bekliyorum. Gelsin, hemen canlı yayın alacağım. Müziği duyuyorsunuz umarım ki. Harika bir müzik. Evet, Ömür Göksel'in sesinden. Pek çok altın plağı var Ömür Göksel'in. Müzik hayatı nasıl başladı? Hepsini konuşacağız. Kitap fikri nereden doğdu? Anılarında neler var? Bakalım ne gelir. Evet, Ömür Hocam da geldi. Şimdi geliyor yayına. Evet, Ömür Hoca gelince biraz müziği kısacağız tabii ama geldi. Evet, tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz sizden önce sizin sesinize benzer bir şey duyuyorum orada. Kendi sesime benzer bir şey duyuyorum orada. Evet, evet. Hemen biraz kısıyorum. Siz gelmeden biz sizin sesinizle başladık geceye. Öyle mi? Ha, evet. Ne güzel. Ne güzel. Ben tabii bu konuda ilk defa milli olduğum için çok tecrübesizim. Bir iki hata yaparsam affola. Estağfurullah. Hata diye bir şey yok hocam. Çok keyifli bir sohbet olacak. İnanıyorum ve biliyorum. Sizinle her sohbet çok keyifli. Çok teşekkür ederim. Her buluşma çok keyifli. Hem nüktedan tarafınız, hem sanatçı tarafınız, hem de ben işte bu WhatsApp'ta bazı gruplarım var. Oraya evet. Bu gece buluştuğumuzu sizinle bu akşamı duyurunca şey dediler. Hani gördüğümüz en beyefendi insanlardan biri. Gerçekten öyle bir gönüllerde de öyle bir yeriniz var. Beyefendi. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şey söylediniz benim için. Ben belki de kızardım şimdi mahcubiyetimden. Çok güzel sizin bayağı sevgili oğlunuz Sonat Bey de şimdi yayında iyi yayınlar dilemiş bize. Evet. Çok teşekkürler. Takip etmiyorum kimler geliyor kimler gidiyor burada ama şimdi çok güzel bir şey söylediniz, aklıma benim bir şey getirdiniz. Bu beyefendisin dediniz. Bu beyefendi sözcüğünü ben açmak istiyorum. Bir İstanbul doğumlu bir kişi olarak her şeyden evvel. Bizim çocukluğumuzda Anadolu'dan İstanbul'a gelen kişiler Osman Efendi, Mehmet Efendi, Hasan Efendi diye bu saygıdeğer kardeşlerimiz sonuna efendi olarak eklenirdi isimlerinin sonuna. İstanbul'da doğmuş kişilere de Rıza Bey, Ahmet Bey, Hasan Bey denirdi. Bu Anadolu'dan gelen kardeşlerimiz o zamanlar o kadar güzel bir uyum sağlamışlardı ki İstanbul'a, onların birleşimi İstanbul Beyefendisi'ni, hem efendiyi hem beyi birbirine katarak İstanbul Beyefendisi'ni vücuda getirdi. Bu demin beyefendi deyince siz aklıma geldi. Bunu anlatmak istedim size. Harika yaptınız hocam. Harika yorumlar geliyor. Tabii bizi izleyenlerin, dinleyenlerin
Bu arada soruları olursa onları da Olur mu? keyifle Ama Onur'cum ben da size sormak. bakıyorum, oraya bakmadığım için o soruları görmüyorum. Ondan sonra. Ben orayı seçiyorum. Siz hiç merak etmeyin. Bu Ben kadar güzel oradan bir durum gelen... var karşımda, ben niye başka bir yere bakayım? Aa, çok teşekkür ederim. Çok çok zariksiniz. Ömür Hocam, o zaman benim size ilk sorum, hemen göstereceğim de benim üstünde bir sürü notum da var. Bugün soracağım size hepsini. Evet. O Kitap benim bebeğim fikri, oldu şimdi. nasıl doğdu? Pınar Bey'le nasıl buluştunuz? Nasıl çalışmaya başladınız? Şuradan başlayayım ben. Çocukluğumdan beri kalemim oldukça iyiydi. Ama böyle bir şeye cesaret etmek istemiyordum. Çünkü her şeyden evvel bir sanatçı olarak, şarkıcı olarak hayata atılmıştım ve öyle tanınıyordum. Kolay kabul ettiremem kendimi diye düşünürdüm hep bu konuda. Fakat karşıma çıkan herkes, anlattığım hikayelerden, başımdan geçmiş olayları anlattığımda, Ömür mutlaka bir kitap yazman lazım, bunları bir kitapta toplaman lazım diyorlardı. Ben de buna hakikaten böyle bir atılım yapamıyordum, bir cesaret edemiyordum. Gülden Hanım diye bir hanımla tanıştım Ankara'da bir imza gününde. Çok değerli bir hanımefendi. Bana bütün o güne kadar çıkmış, bu 2000 yılında gerçekleşiyor bu. 2000 değil, pardon, 2007 yılında A Touch of Love albümümü çıkardığımda imza günü için Ankara'ya gitmiştim. Gülden Hanım bana dedi ki, Ömür Bey mutlaka dedi sizin gibi birinin bir kitabı olması lazım. Çünkü anılarla dolu dedi etrafınız dedi. Taşıyor anılar dedi falan. Peki ama dedim bunu bana bu konuda bana ön ayak olacak biri lazım dedim. Nasıl yaparım ben bunu? Ömür Bey dedi Pınar Çekirge diye bir bey var. Sizden bahsediyor dedi. Bazı yazılar yazmış sizle ilgili. Aa dedim ben tanışmadım kendisinle. Siz dedi okuyun, ben bir iki yazısını yollayacağım size dedi. Ve bana internet yoluyla birkaç yazısını yolladı. Hayran kaldım ben Pınar Çekirge'nin kalemine. Dedim ki Pınar Çekirge yazacaksa ben hiçbir şey yapamam yani, ne haddime onun gibi yani. Ama tabii altta da kalmak istemiyorum, o da benim kadar güzel şarkı söyleyemez dedim kendi kendime. Şaka bir yana, Pınar Çekirge anılarını yazarken bana, benden bahsederken ben 10 yaşındaydım diyor. Işıkların altında bir kırmızı smokinli bir adam şarkı söylüyordu diyor. O kadar alkışlandı ki diyor, o sahneden gittiğinde sadece ışıklar kalmıştı ve boş bir mikrofon duruyordu diyor. Şimdi bunlar o kadar güzel şeyler ki kaleme alındığı zaman, benim de çok hoşuma gitti tabii bunlar ve aman dedim beni Pınar Bey'le tanıştırın bir an evvel. İyi ki tanışmışım. Pınar Bey'in kalemi o kadar güzel ki, o kadar anlamlı ve akıcı ki. Bunun üzerine ben dedim ki lütfeder yazarsanız böyle bir şeyi. Ben dedi sizle bir nehir söyleşi yapayım dedi. Nedir o nehir söyleşi dedim. Ben bu konuda fazla bilgili değilim dedim. Ancak nehir söyleşi... Bu dedi normal bir röportajın 250-300 sayfalık olanı olacak dedi. Ama çok güzel dedim. Ben zaten röportajlara hazır bir insanım. Bunları hayatım boyunca şimdi burada söyleyeyim gayet açıkça 58 yıllık sanat hayatım boyunca sahnelerde olduğum yıllar boyunca hep röportajlarla karşılaştım. Benim için çok uzak bir konu değildi bu. Ama Pınar kardeşimin buluştuktan sonra bana sorduğu sorular o kadar akıcı oldu, o kadar güzel oldu ki ben de kendimi daha kolay ifade etmek fırsatını buldum. Tabii o güzel cümlecikler birbirine kovalayınca Pınar Çekirge'nin de güzel soruları ardarda gelince bu kitabı derleyip toplamak kaldı. Bunu da derleyip toplamayı burada çok açık söyleyeyim. Ne ben yapabilirdim ne de Pınar kardeşim yapabilirdi. Çok şanslı adamımdır ben. Hakikaten yani şöyle inanırım. Şanslı insanın horozu bile yumurtlar. İnanın bana. Benim de horozum yumurtladı. Üst katımda oturan çok değerli bir Efnan
Fatmaca adında bir kardeşimiz. Benim kızım yaşında. Ben size yardımcı olurum, bu kitabı derleyip toplamakta dedi. Ve hakikaten öylesine bizi bir toparladı ki bundan sonra benim yapacağım tek şey Ceres yayınlarına gidip bunu basalım demek oldu. Sizler de lütfettiniz. Hakikaten eşiniz Hakan ve siz sevgili Tuğba o kadar sıcak davrandınız ki bana bir anda cebimde saklı şarkılar piyasaya çıkıverdi. Fakat bu tabii koronavirüs, pardon virüs dedim, ben İngilizce oldu biraz o. Koronavirüsü ortaya çıkınca tabii çok haşır neşir olamadım halkımla. Bir iki imza günü yapacaktık fakat onlar da tabii yapamadık. Fakat bilmiyorum isim zikretmekte şey var mı diye DNR'ların bana bir sözü var. Mutlaka bekliyoruz Yok hocam. Zikredebiliriz inşallah. Yani biliyorsunuz en son Nalan'la da konuştuk. İnşallah bu dönem geçince yapacağız. Hemen dedi sizle birkaç yerde yapacağız bunu dedi. Ben de hazırladım. Hatta imzamı daha güzelleştirmeye çalışıyorum bu ara. Çünkü bu kadar şık bir kitaba hakikaten güzel bir imza lazım. Cebimde saklı şarkılar. Çok kişi bana bunu soruyor. Diyorlar ki nereden çıktı bu cebimde saklı şarkılar? İsterseniz bunu anlatayım. Bizi Hocam o izleyenler kişi sadece söyleyeceğim. Şimdi çok sevdiğim bir dostum da babasıyla bizi izliyor. Elvan. Buradan da selam olsun. Babası şey demiş ya Ömür Bey'i çok severiz. Türkiye'nin Frank Sinatra'sı derdik. Ve hep Teveccüh gönlümüzde öyle yer etti diyor. sağ Onu atlamadan hemen söylemek istedim. Evet dinliyorum hocam. Buyurun. Şimdi şuradan o zaman bu Elvan kardeşimizin babasının açtığı konudan devam edeyim. Ben önceleri basketbol oynuyordum. Basketbolculuğumdan sonra TRT imtihanına girdik. Basketbol takım arkadaşım sevgili Nurlar içinde yatsın Tuna Huş'la birlikte. Tuna Huş'la ses tonu çok güzeldi. Çok güzel bir spikerdi. Türkiye radyolarının, televizyonların bir numaralı spikeriydi bana göre. Bu imtihanı kazandık biz 1968 yılında. Dedim ki peki ikimiz de spikerlik yapabiliriz. Bu arada dublaj teklifleri alıyoruz falan. Ama her şeyden evvel Tuna kaldı orada. O işi yaparım dedi. Ama benim şarkıcılığımdan çeşitli yerlerde şarkı söylediğim için buna vaktim olmayacaktı spikerlik yapmaya radyolarda ve televizyonlarda. Bu arada radyoda bir gece Frank Sinatra'yı çaldı İstanbul Radyosu. Şimdi de Frank Sinatra The World We Knew adlı şarkıyı söylüyor dedi. Bu şarkıdan sonra da dedi bizim Frank Sinatra'mız Ömür Göksel'i dinleyeceğiz dedi. İşte o zaman tren makas değiştirmişti. Yani galiba ileride bir ışık görmüştüm. Demek ki profesyonelliğe bir adım atıyorum diye düşündüm o zaman. O zaman işte cebimde saklı şarkılar devreye girdi ve o günkü spiker benden bahsederken Romantik Prens, kadife sesli Romantik Prens diye bahsetti. Bizim Frank Sinatra'mız deyince bu isim de bana yapıştı kaldı 1968'den bu yana. Memnun musun derseniz çok memnunum. Bu herkese yakıştırılmayacak bir sıfat. Çok hoşuma giden bir sıfat. Bunu dediklerinde bana hani kadife sesli romantik prens dediklerinde belli etmemeye çalışıyorum ama belli de ediyorum herhalde. Hoşuma gidiyor. Tabii ki. Fakat güzel bir şey oldu. Bir hanımefendi bir konserimden sonra beni böyle anons etmişlerdi kadife sesli diye. Kadın çıktı dedi ki ne kadifesi ya dedi. Bu dedi patiska sesli diyecek zannediyordum ben. Halbuki dedi ki bu dedi ne derler daha Kaşmir sesli dedi Ömür Göksel dedi. Şimdi ben tabii patiska beklerken Kaşmir çıkınca karşıma çok hoşuma gitti tabii bu. Ve o arada bir başka hanımefendi de geldi dedi ki ben sizin sesinizi öpmek istiyorum dedi. Bundan güzel bir iltifat olabilir mi? Olabilir mi Değil hocam? mi? Harika. Yani çok Ya kişi demişti ki gerçekten. sesiniz güzel falan bu güzel duymuşumdur bunları. Ama sesinizi öpmek istiyorum.
Çok başka bir iltifat. Müthiş. Müthiş. Şimdi Pınar Bey de biraz önce katıldı yayına. Ne İzliyor bizi. güzel. Pınar Bey, sizden biz biraz önce siz gelmeden önce bayağı bir bahsettik. Öyle Umut mi? Bey buluşma hikayenizi anlattı. Ya. Çok keyifli. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir de ben size başka bir isim sorayım o zaman. Frank Sinatra'dan hemen oraya geçelim. Frank Jones kim? Evet. Bu enteresan bir konu. Evet. Şimdi ben 1969'da İtalya'ya davet edildim. Aldo Pagani Orkestrası benim sesimi çok beğenmiş. O yılda ben Mutluluk adlı bir şarkımı sözler yazmıştım. Mirel Mathieu'nun bir şarkısıydı bu. Mutluluk bir anda bir numara oldu. Zaten mutlu bir insanım. Bana da yansımış demek ki. Bir anda Mutluluk, Bay Mutluluk adı takıldı bana o devirlerde. Ve Mutluluk şarkısını söylemek üzere ben, yani bir banta almıştık önce. İtalya'ya gittim ve Aldo Pagani ile büyük orkestrasında, 44 kişilik orkestrasında bu şarkıyı söyledim Milano'da. Sonra dönüp geldiğimde bana bu sefer Köln'den bir teklif geldi. O zamanlar Türkofon diye bir şirket vardı orada. Çok da büyük bir şirketti Köln'de. Orada Ferdi Klein'la tanıştım. Ferdi Klein büyük Alman orkestralarının şefiydi. Yani Werner Müller Orkestrası'nın bazı elemanları, Alman Werner Müller Orkestrası çok ünlü bir orkestradır. Onun WDR yani Westdeutscher Rundfunk'un radyo orkestrasının şefiydi Ferdi Klein. Ferdi Klein deyince, Klein deyince insan böyle bir 30 falan bir adam zannediyor. Adam halbuki Klein ismi olmasına rağmen, soyadı küçük olmasına rağmen 1.97 falandı böyle. Biz tavana bakar gibi bakıyorduk ona böyle. Dedi ki çok güzel bir sesin var dedi. Her Göksel dedi. Tabii o güne kadar bana Mr. Göksel derlerken o Her Göksel dedi Almanya'da olduğu için. Peki dedim ne yapmam lazım? Dedi ki o zaman Those Were The Days çok modaydı. Bu şarkıyı dedi, biz dedi gelin dedi sizle Hanover'de bir konserimiz var. Orada söyleyeceksiniz ama dedi bugün için Frank Sinatra'ya benzeyen bir sesiniz var. Ve Frank Sinatra'dan şu ara daha bile ünlü bir sanatçı yaşıyor Avrupa'da dedi. O da Tom Jones. Gelin dedi sizin adınızı ben Frank Jones olarak değiştireyim. Çok ünlü olursunuz dedi bütün dünyada. Yani böyle çünkü ben dedi ömür diyemiyorum, ömüyor diyorum, Göksel diyemiyorum, Gaksel diyorum falan. Böyle olmaz dedi bu. Ben sakın falan dedim yapmayın böyle bir şey dedim ama bu işte 1969 yılının yaz günü Hanover'de bir konserde beni Frank Jones diye anons etti. Ben istemememe rağmen sahneye çıktım. İnanır mısınız? Yıkıldı orası alkıştan. Yalnız bittikten sonra konserde Herr Klein dedim sakın böyle bir şey yapmayın tekrar. Çünkü ben Ömür Göksel olarak tanınıyorum. Her şeyden evvel ben veda edip Türkiye'den giderken Ömür Göksel diye gittim. Dönüşte Frank Jones diye gelirsem ilk önce babam beni evden kovar dedim. Peki dedi. Bakın dedi, Köln'deki konser dedi sizi dedi, adınızla anons edeceğim dedi. İnanır mısınız? Bir Türk şarkıcı dedi, Ömür Göksel dedi, bizlere bir şarkı söyleyecek dedi. Almanca söyledi tabii bu lafları. Ben Those Were The Days'i çok daha güzel söyledim, orkestrada çok daha güzel çaldı. Ama bu kadar cılız bir alkışı beklemiyordum. Yani Frank Jones isminle Ömür Göksel isminin Avrupa'da ne yaparsanız yapın mukayese bile edilemeyeceğini orada anladım. Ve o yüzdendir ki dedim ki çocuklarım olursa mutlaka bütün dünyada geçerli isimleri olsun onların. Kızım Serenat olsun. Bütün dünyada Serenade derler, Serenata derler. Oğlum olursa Sonata derler, Sonat derler. Herkes de anlar. Oysa benim çok manalı bir ismim var. Ömür ismi çok güzel. Yani oksijenle tanıştığım günden son nefesime kadar yaşayacağım bir ömür. Bundan güzel bir isim olabilir mi? Ama bana göre tabii bundan güzel bir isim olabilir. Mesela Tuğba olabilir o isim. Ama ben memnunum adımdan. Fakat iyi ki de
Bu isimleri koymuşum serenat ve sonata. Bütün dünyaya gittiklerinde nerede olurlarsa olsunlar isimlerinin manalarıyla yüzlerinin ifadelerini bile insanların görüyorum. Aa serenat ne güzel bir isim. Aa sonat ne güzel bir isim diyerekten daha sıcak bakıyorlar insanlara. Ve bana hala Ömür diyemedikleri için bana öyle sıcak bakmıyorlar. Ancak şarkı söylediğim zaman aa diyorlar siz nerelisiniz ya falan. Ben de övüne övüne Türk'üm diyorlar. Türk'üm diyorum. Bana çok zaman Almanya'da yaşadığım devrelerde Alman pasaportu vermek istediler. Alman olmamı istediler. Ben Türklüğümden o kadar memnunum ki hiçbir şeye de değişmem. Bu arada uzun yıllar yurt dışında yaşadınız. Evet. Ve aslında oralarda konserler, programlar devam etti. Tabii devam etti. Tabii müzikten kopmanın anlamı yok. Zaten sanatçı sazını duvara astığı zaman hayatı bitmiştir. Onun için ben de böyle bir nokta satır başı diye bir şey olmaz. Demin dediğim gibi son nefesime kadar şarkı söylemek isterim. Ve bir sanatçının en güzel tarafıdır bu. Sahnede hayatını kaybetmesi bile çok güzel bir şeydir. Mesela sevgili birlikte çalıştığım yıllarca Zeki Müren hayatını sahnede kaybetmiştir. Bundan mutlu bir şey olamaz bir sanatçı için. Onun için her zaman söylediğim gibi son nefese kadar. Bakın bir şarkıcı daha vardır. Çok tuttuğum bir şarkıcıdır o. Puerto Rico'ludur. Tito Rodriguez 50 yaşındayken 1973 yılında sahneye çıkar konserinde Inolvidable diye bir şarkı söyleyecek. Yani unutulamayan anlamındaki bir şarkı. Şarkının daha birinci kıtasını söylerken 8. mezüründe kalp krizinden ölür. Ve onun bu unutulamayan adlı şarkısı dillere destan kalmıştır. Böyle bir sanatçı olmak lazım. Zaten sanatçı vefatından sonra kubbede hoş bir sada bırakmışsa o zaman iyi bir sanatçıdır. Yoksa unutulup gitmişse yazık. Hocam size Sonat Bey'den çok güzel bir cümle geldi. Onu okumadan geçemeyeceğim. Ben ömür diyebiliyorum ama baba diyebilmenin şerefini taşıyorum demiş. Ah, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim oğluma. Ona da bu kadar güzel bir cümle yakışırdı zaten. O da tabii yıllarca spikerlik yaptığı için. Ama bizim baba oğul ilişkimiz veya kızımla olan ilişkimiz baba oğuldan ziyade, baba kızdan ziyade bir kardeş ilişkisidir. Ne güzel. Aile tabii çok mühim bir şeydir. Burada tabii eşimin de çok büyük rolü olmuştur. Yani bu siz direkleri doğru yere dikerseniz kolay kolay sallayamazlar sizi. Aile çok bir şeydir. Ben bir yani bu yayını yapmadan önce kitabı tabii tekrar şöyle bir tarayınca evet. Bir anda evlilik yıl dönümünüz olduğunu gördüm. Evet. Evet. Ve şimdi bir anda bu sene 50. yılımızı kutlayacağız. Evet. Ama herhalde gene ufacık bir odada kutlayacağız bunu. Ama muazzam yani Hülya Hanım'ı ve sizi bir de bunun için ayrıca tebrik etmek lazım. Teşekkür ediyorum. Ben eşim namına da teşekkür ediyorum. Tabii o temel taşıdır bir ailede. Yuvayı dişi kuş yapar tabii. Erkek kuş ne kadar bozmaya çalışsa da dişi kuş onu yeniden tanzim eder, tekrar toparlar eder. Güzel bir şey, evlilik güzel bir şey. Tabii ama eşinizi bulduğunuz zaman güzel bir şey. Olmayacak diye devam etmeye kalkarsanız da hayatı zehir edersiniz. Ben hayatı hiç zehir etmem. Çünkü gülmeyi seven bir insanım. Neşeli insanlarla beraber olurum. Zaten kahkaha ruhun dansıdır. Yani niçin dans etmek varken, ruhunuzu dans ettirmek varken böyle kasvetli şeyler düşüneceksiniz? Onun için ben mizahla hüzün arasına sıkışmış bir insanımdır. Bir akordeon düşün sevgili Tuğba. Akordeonu açtığın zaman böyle, genişlettiğin zaman o benim mizah dünyamdır. Böyle kapattığın zaman da o benim hüzün dünyamdır. Hüzün de bir şarkıcının hayatında olması gereklidir. Çünkü bir şarkıyı söylediğiniz zaman karşınızdakini o şarkının içine almanız lazım. Hüzünlü bir şarkı söylüyorsanız o kişinin de sizin duyduğunuz hüznün aynısını duyması lazım.
Yoksa sadece kendiniz hislenirseniz mühim bir şey değil o. Şimdi bunu ben kitapta da şey yapıyorum. Şimdi kitabı okuyanlar bana diyorlar ki bu cebimde saklı şarkılarda Bambi'ye ayırdığınız bir kısım var diyorlar. Şimdi Bambi bizim evimize misafir gelmiş bir köpek yavrusuydu. Mini mini bir şeydi ama onu biz köpek olarak göremedik. Sanki ailenin bir ferdi olarak gördük. Bizimle beraber 14 yıl geçirdi. Çok güzel 14 yıl geçirdi. Dragos'taki villamızın bahçesinden bir siteye taşındığımızda bizimle birlikte geldi. Fakat tabii onların yaşları 14 yıl, 15 yıl kadar sürdüğü için sonra bizden ayrıldı. Ben bu kitapta bunu yazarken bu satırları gözyaşlarıyla yazdım. Okuyanlar da aynı şeyleri hissettiler. Şimdi bu çok sevgili Bambi'nin Bambi Göksel diye küçük de bir mezarı var. Üstünde bizim doğum tarihi yazan. Evet. İşte böyle yani sentimental insanlarız. His insanlarıyız. Evet, ben biraz gelen yorumları okuyacağım. İltifatlar Tabii var. dinleyin ben. Evet, çok konuştum. Ben dinleyeyim biraz da. Dilek Hanım herhalde Dilekçim diye nickname'i var. Gerçek sanatçılar sizlersiniz. Nasıl hayran hayran dinliyorum şu an sizi demiş. Çok teşekkür ederim. Esra Hanım, ben de enişte demenin şerefini taşıyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Serhat Hanım da kızınız da bizi dinliyor. Müthiş bir profesyoneli dinliyorsunuz demiş. Çok teşekkür ederim. Alp Liman sevgilerini yolluyor. Pınar Bey öyle şeyi söylemiş Pınar Bey. Evlilik sözleşmenizi. Evet. Ama uzundur o çok. Uzun ama 50 yılda bozulmadı yani. Değil Evet, mi? evet. Ama riayet ettik biz buna. Yani ömür şu kadardan fazla kilo alamaz. Ama mesela ömür 52 hafta maça gidebilir. Zaten Evet. 52 hafta var yılda. Ya Onun ben için en güzel şu cümleyi okuyacağım sözleşmeden. lütfen. Dargınlık süresi en çok 10 dakikadır. Evet. Belirtilen süre dolmasına rağmen dargınlığı sürdüren taraf kumbaraya 100 lira atar. Evet, o zaman 100 lira büyük para tabii. Bu 1970'in mukavelesi. 100 liraya attığınız zaman kumbaraya bir daha aileyi doğrultamazsınız o zamanlar. Ama çok güzel bir mukaveledir bu. Harfiyen riayet ettik ama. Hayat boyu buna Müthiş. riayet ettik. 50 yılın sırları onun içinde diye düşünüyorum. Dargınlık süresini uzatmanın anlamı yok yani. Surat asan bir adam nereye kadar surat asar? Yani bir de benim surat asım zaten güzel bir adam değilim. Bir de suratımı astığımı düşünün. En iyisi ben bir kahkaha atarak gider barışırım. Haklı da olsam, haksız da olsam. Şimdi Dargın kalan. Emir Bey, siz tabii ki muhteşem yabancı dilde şarkılar söylüyorsunuz. Gerçekten hani sizin Yabancılara ayıp olmazsa. yok yani bence olmaz. Hani ama Teşekkür ederim. üç ayrı da Türkçe bildiğinizi söylüyorsunuz. Evet. Biraz ondan bahseder miyiz? Şimdi tabii hep kitapta yazdığım şeylerden siz çok iyi okumuşsunuz kitabı hakikaten. Ben arkadaşlarımı da görüyorum. 3-4 defa okuduk diyorlar. Keyif aldık diyorlar. Bu da beni çok sevindiriyor. 3-4 dil biliyorum derken babam ve arkadaşlarının bu sofra adabında konuştukları, benim de onlara böyle kulak kabarttığım bir Türkçe var. O devirdeki o Türkçe harikulade yani bu, bidayette böyle değildi. Bilahare böyle oldu bu. Aslında işte ben müteşekkirim size falan gibi böyle bu tür cümlelerle. Ben size bunu badehu anlatırım yani sonra anlatırım gibi cümleler. Sonra bir de benim gençliğimde tabii çok sevdiğim, saydığım hatta bir sofrada birlikte yemek yediğim Sayın Nurlarda Uyusun Bülent Ecevit'in tarzında bir Türkçe var. O Türkçeyi de öğrendik. Yani olasılıklar dahilinde olanaklarımız vardır falan gibi böyle cümleler. Bir de şimdi benim anlamaya çalıştığım ama konuşamadığım bir Türkçe var. Kanka bu akşam nereye kayıyoruz biz? Sen camın dibisin falan gibi. Şimdi üç Türkçe dilde bunu biliyorum ben.
Ama bunlardan ikisini konuşabiliyorum. Birini sadece anlayabiliyorum. Zamanla onu da anlamaya çalışacağım. Ya çok zorlama ya, onu biz de Evet. anlamıyoruz herkes. Evet. Artık anlayanlar anlatır bana onu. Evet, o başka bir nesil. Evet. Yani çok gelen yazılar var. Hepsini aktaramadım ama şimdi bir de bir şeyden soracağım. Kötü şeyler geliyorsa aktarmayın zaten. Kötü Doğru. yazılar Çok güzel geliyorsa yorumlar. Yani mesela Alp Liman demiş ki tam anlamadım ama Galatasaraylı arı Ali Ali. Meraklıgil'in Ali Beratlı tozunu Gil. emip der misiniz demiş. Evet. Ali Beratlı Gil benim çocukluğumun en büyük futbolcularından biridir. Galatasaraylı Büyük Ali. Evet. Çok sevdiğim bir Mesela futbolcu Metin abimdi. Özkaya demiş ki bir dönemin aşkı sevgisi beyefendisi konuşuyor demiş. Kim demiş onu? O cümleyi kişiyi alamadım. Metin Özkaya demiş. Metin Özkaya. Evet. Evet. Tanıyorum Gerçekten kendilerini. Evet. müthiş müthiş. Gene Pınar Bey'den bir vardık. Ben de ona katılıyorum. Ha, buldum. 20. yüzyıldan 21. yüzyıla taşınan şöhret, inişe geçmeden hep zirvede kalmak diyor. Ah, Ömür çok teşekkür Göksel'in ederim. şey gibi bu. Yani gerçekten sizin sanatçılığınızın bir özeti gibi. Şeyi de soracağım ben. Kendinize şarkıların aktörü diyorsunuz. Öyle olmak isterim. Tabii bir sanatçı bir şarkıyı söylerken onu yaşaması lazım. O şarkıda anlatılan konu neyse, aşık bir adamı mı anlatıyor? O olmalı. O sanatçı o anda. Veyahut neşeli bir şarkıyı mı söylüyor? Kahkahalar atarak mı? Kahkahalar atarak o neşeli adamın hayatını yaşamalı. Ben tabii çok zaman böyle bana aşk şarkıcıları, aşk şarkıcısı lakabını taktılar hep. Aşk şarkılarını en güzel söyleyen şarkıcı diye. Bu da benim tabii sevdiğim bir şey. Bir kere aşk çok muhteşem bir şey. Hakikaten düşünebiliyor musunuz? İnsanın içinden bir kıvılcım fışkırıyor. Bir şömine alevi gibi. Aa, bir şey anlatayım size aşkla ilgili. Lütfen. Mitolojiden bir şey anlatayım. Şimdi aklıma geldi bu. Şöyle şey yapmak istiyorum size. Belki başlangıçta saçma gelebilir insanlara ama diyelim ki 5000 yıl evvel insan duyguları bir araya gelmişler. Demişler ki ya canımız sıkılıyor bir oyun oynayalım. Bu duyguların içinde saflık, insan duygularından saflık demiş ki gelin saklambaç oynayalım demiş. Ben de demiş herkes saklansın. Aa ne güzel fikir demişler. Saflığın bu fikrine. Saf olduğu için böyle bir şey atmış ortaya. Bu arada çılgınlık demiş ki beni kim arar? Ya ben ebe olayım demiş. Ben arayayım sizleri demiş. Doğru demişler çılgınlık seni kim arar ya? Hadi demişler yüze kadar sayacağım. Gözlerimi yumdum saklanın demişler. İşte bunların içinde mesela mutluluk bir bulutun arkasına saklanmış insan hislerinden. Sevgi bir ağacın dalına konmuş. Hep herkes saklanıyor böyle. Yalan demiş ki ben demiş gölün oraya saklanıyorum demiş ama aslında oraya gitmemiş. Bambaşka bir tarafa gitmiş yalan söyleyip. Tembellik demiş ki nasıl olsa yüze kadar sayıyor. Ben demiş şurada uyuklarım, yüze yaklaşırken de uyanırım demiş tembellik. Her neyse böyle hepsi şey yaparken bir tek saklanacak aşk denen duygu saklanacak yer bulamamış. Kendini saklayamamış bir türlü. İşte bu arada da çılgınlık işte 96, 97, 98 önüm, arkam, sağım, solum, sobe gibi bir şey söylerken ben demiş aşk kendimi çalıların arasına atayım. Çalıların arasına atmış kendini. Derken işte gözlerini açmış çılgınlık. Demiş ki bak demiş ya sevgi sen daldasın orada gördüm sobe demiş. Yalan bak yine yalan söylemişsin demiş. Bulutun şeyin arkasındayım diyordun demiş. Bak neredesin halbuki sobeledim seni. Bütün hepsini sobelemeye başlamış tek tek. İşte bu arada işte tembellik hala uyuyor. Kalk demiş ya sobeledim seni de falan. Bir tek aşkı bulamamış. Çılgınlık aramış aramış. Bu arada da insan duygularından fesat gelmiş demiş ki çılgınlığın kulağına aşk çalıların arasında saklandı demiş. Hemen tırmanmış.
çılgınlık başlamış çalıların arasına tırmı saplamaya. Ah diye canhıraş bir feryat gelmiş. Aşk kanlar içinde çıkmış çalıların içinden. Ne yaptın demiş ya, benim gözümü kör ettin. Ah demiş, şimdi ben senin koluna gireyim bari. Beraber yürüyelim, ben sana rehberlik edeyim demiş. O gün bugün, mitolojiden bu yana, aşkın gözleri hep kör kalmış. Çılgınlık da hep onun rehberi olmuş. Ömür Bey, aynı zamanda çok iyi bir hikaye anlatıcısı olmakla beraber fıkra anlatmanız da meşhur. Fıkra anlatmayı severim ama ya bir fıkra anlatsana dedikleri zaman insan durur böyle. Fıkrayı kısa anlatmak lazım. Yani çünkü adam gitmiş, eğermiş, gelmiş, bilmem ne yapmış da şu kadarcık bir keçi boynuzu gibi bir şey güleceksiniz diye değil. Fıkra tabii anlayana anlatılırsa çok nezih bir şey olur tabii. Ya aklıma şey geliyor benim. Adamın birinin 6 çocuğu varmış. Hep karısına dermiş ki benim 6 evladımın annesi. Nasılsın benim 6 evladımın annesi? Nereye gitse benim 6 evladımın annesi. Bak kadın da istemiyor böyle bir şeyi. Yine böyle bir partiye gitmişler. Hadi çıkalım mı demiş 6 evladımın annesi. Deyince kadın da demiş ki çıkmayalım demiş. 4 çocuğumun babası demiş. Hocam Hakan da burada aslında yanımda. Yıkıldı. Bundan güzel cevap olamazdı değil mi? Evet. Evet. Kısa olmalı hikayeler. Kısa olmalı. Mesela aklıma şey geliyor. Musevi vatandaşın biri bu ağlama duvarının karşısında dua ediyor. Allah'ım işte bana kat ver, yat ver, otomobil ver, şunu ver, bunu ver diye tabii aksanla böyle anlatıyor. Derken arkadaşı gelmiş demiş ki ağlama duvarının karşısında ağlıyor ya bu. Salomon, bütün duvarların kabul oluyor mu demiş. Yok be canım, sanki duvara konuşuyorum demiş. Zaten. Ay çok güzel. Şimdi yani kitabın içinde inanılmaz anılar var. Aslında ama bir San Francisco'da olan bir olay var. Aa, evet, o da enteresan. Evet, ondan bahsedelim bence. Bu arada bana fotoğraflar geliyor burada. Bir tanıdık simalar, onlara da bir el sallayayım en azından. Sevgiler yollayayım. Siz de görüyor musunuz o resimleri? Görüyorum, bilmiyorum. Görüyorum. Ne güzel. Ama fıkralara herkesin çok güldüğü kesin. Herkes gülen surat yolluyor. Farkındayım, farkındayım. Görüyorum hepsini. Çok güzel. Şimdi aslında ben bu şeyi anlatmak istiyorum size. Cebimde saklı şarkılar. Nereden çıktı bu? Evet, evet. Değil mi? Esas bu. Evet. Yani kitabın adını veren konu bu. O zamanlar radyo dinliyorum. Müthiş bir radyo sevdalısıyım ben. Hala da radyo programları yapıyorum. Mesela Salı günleri TRT'de Akdeniz Melodileri diye, Cumartesi günleri de Müzikle Bir Ömür diye programlarım var. Çok da severek yapıyorum bu işi ben. Çünkü radyo başka bir aşk. İstediğiniz şeyi tahayyül ediyorsunuz. Tahayyül deyince işte yaşım da çıkıyor meydana. Hayal edebiliyorsunuz. Şimdi o devirlerde haftada bir defa bir şarkı çalardı. Diyelim ki Tony Bennett söylüyor veya Nat King Cole söylüyor. Siz bir anda yazıyorsunuz onun sözlerini. İşte şarkı söylenirken o zaman plak alma imkanınız yok. İnternetten ses indirme imkanınız yok. Hiçbir şeyiniz yok. Bunları adam söylerken işte Love Me As Though There Were No Tomorrow diyor. Siz de yazıyorsunuz işte Take Me Out Of This World Tonight gene yazıyorsunuz. Fakat adam şarkıya devam ediyor. Siz yetiştiremiyorsunuz. Onun için bunları ben kağıtlarla toparlayıp cebime koydum böyle. Mesela sol cebimde her zaman ezberlemediğim şarkılar olurdu. Ezberlediğim şarkılar artık terfi ederlerdi. Onlar da sağ cebime geçerlerdi. Yani ceplerim, ben bu cebimdeki
kağıt parçalarının günün birinde banknotlara dönüşeceğini, paralara dönüşeceğini hiç düşünmemiştim o zaman. Hakikaten düşünmemiştim. Yani bu kağıt parçaları bana para kazandırdı hayatım boyunca. İşte bunlar cebimde saklı şarkıların hikayesi bu. İyi ki saklamışım o şarkıları. İyi ki. Anneciğim de o zamanlar pantolonlarımı ütülerken hangi cebimden hangi şarkıyı çıkarmışsa onları ütüler, aynı cebe tekrar koydu ki ben tekrar aynı şarkıyla uğraşmayayım diye. Çok güzel. Hocam şu San Francisco'ya dönelim bence o zaman. San Francisco'ya dönemeyiz çünkü uçaklar falan kalkmıyor şimdi. Böyle soğuk esprilerim vardı. Siz en iyisi benle konuşurken üstünüze bir şey alın. Ne? Hocam Hakan'ın özel bir sorusu var. Sorabilir misin? Tabii. Cenaze plaja gidince ne olmuş diyor. Ah, çok güzel. Evet. Bak bu da kısacık bir fıkra ya. Gemisinin biri plaja gitmiş. Diline güneş geçmiş. Adam o kadar konuşuyor ki sadece dili dışarıda. Bakın ne kadar güzel kısacık fıkralar. Bir de bunları anlamayıp eve gidip sonra arayanlar var beni. Ya Ömür anlattığın fıkra ne güzeldi diye evde isim vermeyeceğim birçok arkadaşıma ben bu tür... Aslında Ömür hocam bunları da bir kitapta toplasak mı? Pınar Bey de söylüyor. Bu fıkraları bir kitapta toplamak lazım diye. Aslında bundan sonra kimse bana kitapsız diyemez. Ben bugün kitaplı bir adamım. Ben tekrar göstereyim dinleyenler için. Evet. Yok, güzel. Ayrıca bu kitapta bir enteresan bir şey oldu. Burada 30 tane şarkı var bunun içinde. Sizin sayenizde oldu evet, bu. Ben bilmiyordum. Ben göstereyim mesela. Evet. Şimdi açmıştım, evet. Burayı soracaktım. Mahire'yi. Evet, kare kodu gösterdiğiniz zaman bu kare kod nedir, kare kedi gibi bir şey diye ben soruyordum başta. Pek internette ilgim çok yoktu. Öğrettiniz sizler bana bunu. Hakikaten kare kodla okuttuğunuz zaman bu kitabın içinden telefonunuzda benim şarkımı dinleyebiliyorsunuz. Onun için bu kitabı satın almış olan kişi 30 tane de şarkımı satın almış oluyor. Değil mi? Şimdi burada reklamlar. Yani hem kitap hem albüm gibi. Evet. Hem albüm gibi evet. Sonra içinde hakikaten çok değerli arkadaşlarımın benim için yazdığı yazılar var. Evet. Çok değerli arkadaşlarımın, abilerimin, kardeşlerimin, gençlerin. Bilmiyorum mutluyum. Böyle bir kitabım olduğu için de mutluyum. Yani ben kitabı ilk gördüğümde, ilk okuduğumda sizi tanıdığımda bu arada affınız yani hani izniniz yok ama aslında sizi buluşturan ben abim Tunç'a da çok teşekkür ediyorum. Evet, evet. Bizi bir araya getiren Tunç oldu tabii. Evet. Sevgili Tunç Dedeoğlu hakikaten kibarlığıyla, yakışıklılığıyla her şeyiyle bir takım şeyler daha sayacağım ama başka şeyler birilerinin rahatsız edebilir belki diye söylemek istemiyorum. Tunç son derece yakışıklı, son derece beyefendi evet. Artı sizin abiniz. İyi ki tanışmışız sizlerle. İyi ki. Sanki sizin hayatınıza baktığım zaman bir günü, bir saniyeyi, bir dakikayı bile boşa harcamamış, dolu dolu yaşamış. Evet. Sanatçılığının dışında pek çok meziyeti olan ve hala çok aktif yaşayan, işte radyo programı yapmaya devam ediyorsunuz, aslında gecelerde sahne almaya devam ediyorsunuz. Evet. İki tane program var, gece onları yapıyorum mesela sahnede. Bir tanesi Ömürlük Şarkılar diye bir oyunum var. Oyun derken yani sahneye koyduğum bir programım var. Burada ben ve benim arkadaşlarımın söylemiş olduğu çok güzel şarkıları söylüyorum sahnede. Bir de Frank Sinatra 101 yaşında diye bir konseptim olmuştu. Burada caz şarkıları söylüyorum. Evet. Pek yakında bunları zaten bir TRT'nin bir kanalında televizyon programında halkımla buluşmak istiyorum. Ömür Göksel'le caz şarkıları diye.
Bunu gerçekleştirmeden hayata veda etmeyeceğim. Onun için onun için bunun hazırlığı içindeyim. Çok güzel, yani dünya çapında bir şey hazırlamak istiyorum. Öyle sıradan, Avrupa çapında bile değil. Ve çok değerli müzisyenler eşlik edecek bana. Ben de dünyaca en sevilen şarkıları söylemek istiyorum o programda. Artık bakalım, ömrüm vefa ederse devam edeceğim şarkıcılığa. Peki Ömür Bey, My Way'in sizde ayrı bir yeri var mı? Kimin dediniz? My Way şarkısının. Ha, My Way şarkısı şöyle. Billboard magazin, dünyanın en ünlü müzik mecmuası, bir anket yapmış 2007 senesinde. Ve diyor ki dünyada 20 kişi, 20 bin kişi My Way söylemiş diyor. Bunlar içinde 20 kişi en iyi söyleyen seçilmiş diyor. Bunların içinde bir Türk şarkıcısı var diyor. Bunun adı da Ömür Göksel diyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bir sanatçı Gerçekten. için. Evet. Peki Ömür Bey, kaç altın plak var? Şimdi tabii 3 tane hakiki altın plağım var evde. Şu anda baktım, duvarımı süsleyen. Ancak o devirde, 70'li yılların sonlarında, mesela yaşadım mı öldüm mü gibi, içki sigara benim tek Mutluluk. dostum gibi böyle bu tür şarkıların bir numara olmalarına rağmen altın plak olarak bana gelemediler. Çünkü o devirde 77'den 78'den sonra, mesela ha 3 gün önce ha 5 gün sonra gibi, bu kitapta olan şarkılar bunlar. Bir kaset devri çıkmıştı o zamanlar. Bir kasetin içine Ajda Pekkan'ı, Sezen Aksu'yu, Selçuk Ural'ı, Ömür Göksel'i hepsini koydukları için tabii bu 4'e 5'e bölünmeye başlamıştı o zaman bir şarkıyı isteyen kişinin. Onun için ister istemez siz 8 tane şarkının olduğu bir kaseti satın almayı tercih etmeye başladınız 45'lik plaklara. Bu yüzden çok kişi, çok arkadaşım, Nurlar da Uyusun, Tanju Okan, Ertan Anapa gibi çok iyi bir şarkıcı. Bunlar da işte, bu bir arabesk furyası da gelmişti. Bizler buna karşıydık. Biraz uzaklaştık. Ben de bu arada çok iyi bir teklif almıştım Dünya Hilton'larından. Hadi dedim, dışarıda deneyeyim hayatımı. Orada götüreyim dedim şeyimi. Çok bana... Ancak tabii dediğim gibi, yani Ömür Göksel isminle bir şey yapamıyorsunuz. İster istemez isminizi değiştirmeniz lazım ve oranın dilinin şarkılarını söylemeniz lazım. Ama Amerika'da İngilizce şarkı söylediğiniz zaman size bayılıyorlar. Çok güzel, ama iş adınızı söylemeye gelince onu söyleyemiyorlar bir türlü. Türkiye'de de çok kişi ismini değiştirirler. Evet. Söylemek Yani istemiyorum. Birçok kişi şöyle, ismini değiştirir. Evet, kolay olsun diye. yani yalnız şey değil, hani bu ses sanatçılarında, sahne sanatçılarında değil, inanın yazarlarda da çok fazla vardır. Tabii. İşte Evet. ismiyle soyadını uyumlu olsun diye değiştiren, ama hani aslında Evet. nüfus kağıdında farklı olan, ben öyle çok insanla da çalıştım. Tabii. Evet. Bu böyle bir şey. Ali Oral da şey demiş, Frank John demiş. Demin bahsettiğimiz konuyu yazmış. Çok güzel Evet. yorumlar geldi. Hepsini okuyamadım. Son kapatmadan önce de My Way'den biraz dinleteceğim herkese. Açık Ha, önümde tabii, burada memnun olurum. bilgisayarımda. Açacağım Tabii. son 10 dakikamız gibi. Çünkü bir saatte kapatıyor Öyle mi? Instagram yayını. Ama tekrar yapalım Ömür Ben Hocam. dediğim Ne gibi ilk defa olursunuz? yapıyorum böyle bir şey. Hiç de bilmiyorum. Belki de yanlışlar yapmışımdır. Yani Hayır, hayır. dinleyicilerden özür dilerim. Öyle bir şeyler yaptımsa. Ama Harika bir tabii program ama. anlatacak çok Çok güzel şeyler var. Ama kitapta bunu bulacaklar insanlar. kesinlikle. Ben kitabı Evet. tekrar gösteriyorum. Şu anda mağazalar kapalı gerçi. 11'inden itibaren bir kısmı açılacak ama Bir de internetten, bana çok yani kişi soruyor online sevgili Tuğba. sitelerden alabilirler. Evet. Nerelerde bulabiliriz diye çok kişi soruyor bana. Ben mesela isim verebilirim değil mi? Burada DNR'larda, Remzi Tabii Kitabevi gibi tabii. yerlerde var bunlar diye. Hatta bir arkadaşım gittim bulamadım demiş.
Fakat daha sonra eşim gitmiş oraya. Demiş ki bak orada duruyor o kitap demiş. Yani oradaki evet hemen gitmiş 3-4 kişiyi çağırmış. Bak arıyordunuz burada duruyor o kitap. Hemen aldırmış onları. Benim de hoşuma gitti. Böyle şeyleri hakikaten kitap değerli bir şey çünkü. Çok Çok. değerli bir şey. Bir Evet. de şimdi Ömür Bey, yani sizlerin hayatı o kadar kıymetli ki zaten gelecek nesillere aktarılmalı ve bunun zaten söyleyenler de olduğu, izleyenlerden devamı da olmalı. Şimdi bakın çok burada bir yaramı deştiniz. Çok doğru bir şey söylediniz. Bugün maalesef bu hayatı yaşamamış kişilerle program yapıyor televizyonlar. Onlar duyduklarını anlatıyorlar. Oysa ben bir hakkın yaşadığımı anlatmak istiyorum televizyonda. Ben yaşadım bunu. Siz Kanuni Süleyman'ı, Sultan Süleyman'ı Kanuni Sultan Süleyman'dan daha iyi anlatamazsınız. Birisi size anlatmış bile olsa duyduklarınızı anlatacaksınız. Oysa tabii ben Kanuni Sultan Süleyman olarak değil de Ömür Göksel olarak burada anlatacağım. O kadar anılarım var ki Ayten Alpman'la, Özdemir Erdoğan'la, Berkant'la anlatmakla bitmez. Bunlar hakikaten Yani bir anı olarak, bir anekdot olarak kalacaktır herkesin zihninde. Ve de yaşanmış birer öykü olarak kalacaktır. Kulaktan duyma bir öykü olarak değil. şimdi biraz biraz böyle bir araya gelmeye başlayabildiğimizde aslında Evet. ben onu size hep teklif etmek istedim. Yani bir araya gelelim ve YouTube videoları üretelim bu anılardan. Evet. Şimdi Böyle. YouTube'da benim bir kanalım var. Vedyakort diye bir kanal Evet. beni şey yapıyor. Şimdi benim kafamda bir takım şeyler var. Orada benim yaklaşık 250 tane şarkım var. Ama bunlar indiriliyor ama bazıları hiç bize para getirmiyor. Biz Evet. sanatçılar. Yani sadece bana değil kimseye. Hatta bir anımı anlatacağım. Vapurla gidip geliyorum TRT'ye falan gittiğim zaman. Araba kullanıp da trafiğe takılmamak için. Tam Taksim'de Kabataş'ta indim. Taksim'e gideceğim. Fenikülere bineceğim. Bir karı koca geldi karşıma. Dediler ki ah Ömür Bey ne severiz sizi. Dün gece bütün albümlerinizi indirdik dediler. Ah, çok teşekkür ederim dedim. Demek dün akşam bize hırsız girmiş eve dedi. Aman dedi öyle de. Çünkü size getirisi hiçbir şey olmuyor bunun. Evet. Düşünün bakın. Size diyorlar ki bir CD yapıyorsunuz. Bu CD'nin değeri size diyorlar ki biz sana bu CD'yi sattığı zaman 1 lira sana kalacak diyorlar. 1 liraya siz af buyurun un kapanında teşaşüre gidiyorsunuz. Yani su dökmeye gidiyorsunuz. 1 lira. O sanatçının değeri o 1 lirayla ölçülüyor. Sonra diyorlar ki bize peki ama işte Rod Stewart da o parayı alıyor. 1 dolar alıyor. İşte ne bileyim Tony Bennett de o parayı alıyor. 1 dolar alıyor. 1 dolar alıyor ama Tony Bennett 1 dolar alıyor. 1 milyon satıyor. 1 milyon doları koyuyor cebine Japonya'dan. Fransa'dan da koyuyor 1 milyon euroyu. Siz Türk parasıyla 1 lira alırım belki diye. Yani yüzüyoruz yüzüyoruz bir de bakıyoruz ki hala kıyıdayız. Öyle. Ne yazık ki bu da işte sanatçılığın bir başka yüzü Ya sanatçının. olsun bakın bu kadar kişi seviyormuş beni. Bundan daha büyük mutluluk olur mu? Bir sanatçı daha ne ister ki? Öyle çok insan geldi dinledi ki yani ve bu yorumlar muhteşem. Hocam tekrar yapalım. İnşallah. Tekrar bir Çünkü araya ben hazırım. Her gelelim. zaman hazırım. Ara ara böyle buluşalım. Şimdi İnşallah. ben Vay Ve'yi açabilir miyim? Ve Tabii. sizin de bitirirken sözlerinizi rica ediyorum. Son. Ne gibi? Ha, son. Evet. Bir kere Evet. her şeyden evvel ben bitirirken bütün ülkemdeki ve hatta dünyadaki anneleri kutluyorum. Anne dünyanın en büyük varlığı. Bütün anneleri öpüyorum. Bütün içtenliğimle. Biz de, En biz büyük de. varlığımız annelerimiz. Onları kucakladıktan sonra dilerseniz My Way dinleyelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Lütfen teşekkür tekrar ederim. buluşalım. Bütün Ali dinleyicilere, Bey. seyredenlere de kucak dolusu öpücükler yolluyorum. Sağ olun.
Bir daha sefer dansa kalkalım sizle. Evet, lütfen. Dans ediliyor mu acaba buradan? Ben bilmiyordum. Bakın aklıma geldi şimdi. Evet, herkese çok teşekkür ediyoruz. Kitabımızı alın. Bu muhteşem anılarla buluşun. Ömür Bey'le belki yüz yüze tanışmadınız ama kitapla harika bir tanışma yaşayacaksınız. Çok teşekkür ediyorum tekrar Ömür Bey. İyi akşamlar diliyorum. Bizi dinleyen ben herkese iyi ki buradaydınız. Beni sevenlerimle buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.